İyi günler sevgili izleyiciler. Perşembe günündeyiz. Bugün itibariyle bu videoyu doldurduğum gün Perşembe. En çok konuştuğumuz konu doğal olarak Kanal İstanbul. Onun dışında Suriye çok azaldı. Libya öne çıktı. Libya çok konuşmaya başladık. Libya asker gidecek gitmeyecek. İşte bir Tunus ziyareti olmadık bir anda sürpriz olarak. Tunus bunu nasıl karşıladı tam anlamış değilim. Çünkü Tunus'tan çok net bir işbirliği ya da dostluk eli görünmüyor. Sadece Türkiye bizden böyle böyle taleplerde bulundu, bakıyoruz falan diyorlar. Fakat önemli olan tabii şu anda bizi çok ilgilendiren, öncelikle ilgilendiren Kanal İstanbul. Gerçi ilgilendiriyor diyoruz ama ben hemen baştan söyleyeyim. Ben bu Kanal İstanbul'un yapılma ihtimalini neredeyse yok görüyorum. Yani inatla belki temel atma töreni falan yapabilirler ve belki birkaç hafriyat da oluşabilir ama ben bu kanalın biteceğini ve işte o fotoğraflarda ya da çizgilerde bilgisayar oyunlarıyla oluşturulan maketlerdeki gibi olacağını, o günleri göreceğimizi zannetmiyorum. Niye? Çünkü akla, bilime ve mantığa aykırı bir proje. Fakat ne yapılmak isteniyor'a gelince işte orada insanın aklına bir takım başka tür komplolar, komplo teorileri de gelmiyor değil. Ve bunlar çok da mantıksız değil. Yani tabii işte bir profesörün biri ekranlara çıkıp şunu diyebiliyor. Efendim oradan kazıyorlarmış da oradan altın çıkacakmış da 13 gemim var, 5 gemim var. Ne altınıysa artık bu kadar. Onlarca da altın olsa ne kadar faydası var bilemiyorum. Böyle bir takım teoriler geliştirenler var. Yok Karadeniz patlar diyen var. O diye ama onun ötesinde. Bakın haritayı alıp baktığımız zaman ortaya çok tuhaf bir manzara çıkıyor. İstanbul Boğazı'ndan 40-50 kilometre kadar batıya doğru gidiyorsunuz ve bir kanal açıyorsunuz. Ve birdenbire İstanbul'un tarihi yarımada dediğimiz bölümünden bir 30-40 kilometre daha ileriye gitmiş bir ada ortaya çıkıyor. Şimdi bu ada ortaya çıktığı zaman bunun değerlendirilmesi de farklı olabilir. Bakın İslam ülkelerinin bir şeyi var, yapısı var. Özellikle bu Arap kültüründe. Şimdi bir şer'i hükümleri, tamamen dine dayalı hükümleri kendileri istedikleri gibi uyguluyorlar. Fakat gerek dünyaya açılmak için, gerekse bu işten büyük rantlar, büyük paralar kazanmak için de kendilerine bir nefes alma alanları oluşturuyorlar. İşte Dubai dediğimiz ya da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan'ın aslında ana yarımadada bulunan devletçikler. Bunların hepsi birer şehir devletinden hallice devletler. Hele Abu Dhabi, Dubai dediğiniz zaman 2 tane şehir. Bunun dışında bir şey yok. Katar, işte Konya büyüklüğünde bile değil. Onun da zaten yarısı Amerikan üssü. Bahreyn'de, Kuveyt'te diye baktığınız zaman bunlar şehir devletleri. Peki acaba İstanbul'un bu bölümünde bir şehir devleti mi yapılmak isteniyor? Bana göre evet, böyle bir niyetleri var. Yani Kanal İstanbul'u açtıktan sonra Montreux'müş, yok efendim oradaki doğa şeyi, rantların ötesinde bir sanki İstanbul'un bir 40 kilometre genişliğinde, bir 30-35-40 kilometrede boyutta, yani böyle bir kare gibi bir ada oluşturup burada ayrı bir devlet, devletçik ya da bir şehir krallığı, şehir dükalığı ya da şehir cumhuriyeti, her neyse. Bakın bazı ülkelere bakalım, bunlardan çok büyük para kazanan. Az önce söyledim, İslam ülkelerinin bazı bu anlamda merkezleri var işte. Dubai. Mesela Dubai dediğimiz, Abu Dhabi dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ne işe yarıyor? Dünya ticaretinin gerçekleştiği yer. Dünyanın antreposu gibi. Bütün her şey orada toplanıyor, şirketler orada kuruluyor ve uzak doğudan gelen mallarla doğu batıdan gelen mallar işte orada bir şekilde harmanlanıp dünyanın başka ülkelerine de dağılıyor. Dubai'nin, daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin sanayisi yok. Büyük bir sosyal yapısı yok. Ne var? Çalışan nüfusun %90'ı yabancı. Şirketlerin hepsi yabancı fakat Dubai ile ortakları var. Halkın yaşam biçimi şeriat hükümlerine göre fakat onun dışındaki herkese her şey serbest. Yani para kazanacakları alanlarda herkese müthiş bir özgürlük sağlamış. Bu bir İslam örneği. Bir de bunun dışında Singapur ve Hong Kong gibi örnekler var. Her ikisi de geçtiğimiz bazı dönemlerin koşullarına göre oluşmuş şehir devletleri. Örneğin işte Hong Kong'u biliyorsunuz. Çin'in kaçış noktası. Çin komünist sisteme geçerken bize ilkokuldan itibaren yıllarca anlatıldığı gibi işte milliyetçi Çin diye aslında Çin'in küçücük bir parçası. Daha sonra onun adı Formosa oldu zaten. Ama biz ona milliyetçi Çin diyorduk. Çünkü öbürü komünist Çin. Komünistin karşılığı nedir? Milliyetçi Çin. Böyle garabetler yaşadık biliyor musunuz? Yani yaşı tutanlar bilirler. Böyle acayip acayip şeyler oluyordu Türkiye'de. Yani mesela Vietnam Savaşı'nda biz asla şeyi tutmuyorduk ülke olarak. Vietnam'ın ülke savunması yaptığını kabul etmiyorduk. Amerikalılar özgürlük getirecekti. Böyle anlatılıyordu çünkü. Neden? O dönem işte komünizme karşı mücadelenin şaha çıktığı, Sovyetler Birliği'nin en büyük öcü gösterildiği falan dönem. İşte böyle bir dönemde Singapur'da, Hong Kong'da Çin'in, milliyetçi Çin diyebildiğimizin dışında Çin'in bir kaçış noktası. Yani Çin komünist ülke fakat yani o ülkenin de bir şekilde ayakta durması lazım. Evet, daha zamanında İngilizlere kiralanmış. İngilizler bunu devlet gibi yapmışlar. İşte geçtiğimiz yıllarda tekrar Çin'e geçmesi kabul edildi. Ama dikkat ederseniz bakın Çin devleti daha henüz tam kapitalistleşmediği halde Hong Kong'u devraldığında o kadar da bir değişikliğe gitmedi. Hong Kong'un şeyini aynen götürüyor statüsü. Nedir bu statü? İşte bölgenin kaçış noktası. Hem ticari olarak, hem eğlence olarak, hem para olarak. Hep belki de bir takım suç örgütlerinin rahat yaşaması açısından. Bu tür yerler tesis ediliyor. Ve buralarda savaş çıktığı zaman mesela buralara kimse saldırmıyor. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda ne Singapur ne Hong Kong saldırıya uğramadı. Savaş dışı kalıyorlar. Avrupa'da da buna benzer İsviçre var. Tabii İsviçre'yi böyle bir şehir devleti gibi sayamayız ama işte bu tür ülkeler var. Ve bu ülkeler hep savaş dışında kalıyorlar. Herkesin kaçış noktası, herkesin eğlence noktası, herkesin bir takım gizliliklerini sağlamak istedikleri merkezler oluyor. İşte şu anki iktidarında eğer Türkiye'yi gerçek anlamda bir Arap devletine çevirip bir İslam Cumhuriyeti ya da İslam devleti haline getirirse bir kaçış noktası olarak ve Batı ile olan ilişkilerini, Amerika ile olan ilişkilerini daha rahat, daha sağlıklı ve daha özgürce sürdürebilecekleri bir kent devleti yapma ya da düşünme ihtimalleri var. Tabii bu durumda Trakya'nın öbür tarafı ne olacak diyoruz. Evet, Trakya'nın öbür tarafı da ayrı bir özerk eyalet haline getirilir. Anadolu parçalara bölünür, eyaletler yapılır. Suriye'de kurulacak ve İran kuzeyinde kurulacak bir takım devletçikler de Türkiye'nin potansiyel eyaletleri olur. Türkiye'nin ana rejimi becerebilirse tabii. Bunları tabii dinlerken bu olacak böyle bir hani uğursuz bir şey anlatıyorsun, senaryo anlatıyorsun gibi dinlemeyin lütfen. Kafalardakini söylüyorum. Olmayacak belki ama kafalarında sanki bence artık bu var. Böyle bir Anadolu'da böyle bir cumhuriyeti oluşturup federal bir yapı ya da eyaletlere bölünmüş bir yapı. Ama İstanbul tamamen bağımsız, özgür, hatta kendi ayarında bir devlet. Ama yönetim olarak Türkiye'ye bağlı. Ama her şeyin yapılabildiği. Bugünkü iktidarın önemli sıkıntılarından biri laik, demokratik hukuk devleti ilkelerini bütün Türkiye'de uygulamak durumunda. Halbuki böyle bir şey yaparak bunu direkt İstanbul'a yönlendirip yani laik, efendim çağdaş, bağdaş, al kardeşim orası sana. Gerisi halk böyle istiyor. Halbuki öbür tarafta işte resmi ideoloji bastırıyor, şudur budur diye bir takım tedbirler kendilerince koruma önlemleri alıyorlar. Ama böyle bir yapıda Anadolu'nun tamamını tamamen bir İslam devleti gibi yönetip diğer yan unsurlarla Suriye ve Irak'taki eyaletçikler ya da kantonlarla böyle bir İslam devleti hayali ve bunun üzerinden de İslam dünyasının halifeliği. Benim anladığım kadar hayal bu. Onun için işte Libya'ya gidiliyor. Onun için Tunus'ta üs aranıyor. Onun için Mısır'daki yeni rejim tukaka ediliyor. Çünkü buradaki önemli olan her Müslüman ülkede tabanı olan ihvanı canlandırmak, diriltmek ve bunun başına geçmek. İşte belki de bugünkü iktidarın ve kendine şahsım diyen Cumhurbaşkanı'nın, kendisini öyle tanımlayan Cumhurbaşkanı'nın bana göre en büyük hayali buydu zaten ve Mısır'da iktidarın devrilmesinden sonraki o öfke, darbe, milli irade yok olduğu, işte özgürlükler gidiyor gibi büyük gürültüler koparması altında bu yatıyor. Çünkü Mürsi Türkiye'nin çok etkisi altında kalan ve adeta Türkiye tarafından da yönetilen ve yönlendirilen bir ihvan temsilcisiydi. Ve anladığım kadarıyla liderliği Türkiye'nin abiliğine bırakmayı belki de çoktan kafasına koymuştu ya da buna razı geliyordu. Ama işte politikasını sürdüremeyip devrilince olanlar oldu. Şimdi İstanbul'la bunu deniyor olabilirler ya da hayal bu olabilir. Bana göre yabana atmayın diyorum. Çok önemli bir oranda bu. Çünkü İstanbul'u bu şekilde bölmek akıllıca değil. Akıllıca değil. Zaten İstanbul'un ortasından geçen bir deniz nedeniyle trafik ve sosyal yaşam alt üst olurken bunu bir tane daha böldüğünüz zaman yaşanacaklarını biliyorum. Ama burayı ayrı bir devlet yapıp girişleri çıkışları özgür hale, özgürlükten çıkarıp da pasaportla ya da bir takım izinlerle girilir çıkılır yer haline getirdiğiniz an her şey çok değişiyor. O zaman bir Anadolu İslam Cumhuriyeti, ortada bir efendim bağımsız her şeyin yapılabildiği bir dejenere bir İstanbul eyaleti ve Anadolu'ya bağlı ama tam anlamıyla şeriatla yönetilemeyen belki ya da bir takım kuralları uyan Trakya. Trakya'yı yani öbür gün verelim gitsin deme ihtimalleri bile var buna göre. Evet, bu ihtimali göz ardı etmeyelim diyorum. Bugünlük bu kadar. Başka konularla tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.